Telefon hattımızda Aspor yayın koordinatörü Ender Bilgin bizi bekliyor. Ender Bilgin, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ceyda, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Tartışmalı geçen günlerin ardından bugün Kulüpler Birliği Vakfı bir araya geldi. Açıklamaları da dinledik. Nasıl değerlendirirsiniz hem süreci hem de bu görüşün Cuma akşamından sonra tekrardan Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı bir şekilde iletilecek olmasının karşılığını nasıl bekliyorsunuz diyerek hemen sorayım size. Aslında tabii soruda da bir vurgu var. Bu bir görüş. Yani Kulüpler Birliği Türkiye Futbol Federasyonu'na mensubundaki kulüplerin görüşünü iletecek. Buradaki sorunun temel kaynağı ise bence Türkiye Futbol Federasyonu'nun karar alırken süreci çok hızlı yönetmesi ve kulüplerle yeterince istişare etmemesiydi. Eğer bu iş şu toplantı kulüplerle yapılsa, daha önce yeteri kadar istişare edilse bugün bu noktalara gelmezdi iş. Artık ligin neredeyse sonuna geldik ve böyle bir yeni oluşumu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Az önce Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç da vurguladı. İki tarafında, yani iki görüşü benimseyen kulüplerin de mağdur olacağı pek çok konu var. Avantaj sağlayacağı durumlar da var. Hal böyle olunca, yani herhangi bir karardan, çıkacak herhangi bir neticeden olumsuz etkilenmeyecek kulübün olmayacağı sonucu da doğal olarak çıkıyor ortaya. Burada ne düşünülebilir? Geçmişte içtihat var. İşte en yakın örnek Elazığ depremi örneği. Bugün alınan Türkiye Futbol Federasyonu'nun hala hazırda almış olduğu kararın bir benzeri orada alındı. Karşı argüman deniyor ki işte UEFA'nın yaklaşımı, Şampiyonlar Ligi'ndeki uygulama. Yalnız orada bir nüans var. Şampiyonlar Ligi'ndeki uygulama böyle bir mücbir sebeple bağlantılı değil. Men edilme halinde yapılan bir uygulama. Burada bir men edilme durumu yok ki, bir mücbir sebep var. Bir doğal felaket var, deprem felaketi var. Yani bir kulübün men edilmesi söz konusu değil. Dolayısıyla içinden çıkmak çok kolay değil. Ben kendi adıma elbette bir fikre sahibim. Fakat burada kulüplerin bugün katılmayan bu toplantıya 12 takım, 12 kulüp katılmıştı. Biri Hatay, hani doğal olarak görüş bildirmiyordur. Kalan 6 takım, görüş bildirecek 6 takımın ne yönde bir tasarrufu var, o önemli. Ben örneğin Sivas'ın mevcut kararın devam etmesinden yana olduğunu biliyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam, ben alana gelen duyum o yönde. Diğer takımların tasarrufu ne yönde olacak, bir onu görelim. Her ne şekilde bir görüş bildirirse bildirsin Kulüpler Birliği, nihayetinde kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu. Zaten verilmiş bir karar var. O kararın değişmesi için çok güçlü bir, yani bu 17 kulübün de bir arada hareket edeceği bir görüş, öneri, istek gerekirdi. Bu da tabiatına aykırı işin. Çünkü farklı farklı mağduriyetler söz konusu. O yüzden ben federasyonun mevcuttan farklı bir karar vereceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi, hani böyle bir 17'de 17 ile imza altına alınmış bir taleple Kulüpler Birliği karşılarına çıksa farklı bir durum çıkabilirdi ortaya. Bu kadar işin sonuna yaklaşmışken ben değişik bir durumun yaşanacağını, açıkçası bir karar değiştirmenin söz konusu olacağını pek düşünmüyorum. Yine de bekleyelim, görelim. Kalan takımların tasarrufu ne yönde, onu da öğrenelim. Ondan sonra biraz daha net konuşuruz ama nihayetinde yaşadığımız bir deprem felaketinin bizi getirdiği noktadır bu. O yüzden hani çok da fazla böyle sistemi sıkıntıya düşürecek şeyler söylemek istemiyorum. Tek söyleyebileceğim, Türkiye Futbol Federasyonu keşke bunu biraz daha kulüplerle istişare edip bu kararı çok acele etmeden, o istişareden sonra alsaydı. Şu noktada bekleyip görmekten başka çare yok. Ender Bilgin, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.